Fenerbahçe televizyon ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Smachor programının yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz ve bugün konuğumuz Fenerbahçe Paralo Para Erkek Voleybol Takımımızın başarı, başarılı oyuncularından Murat yeni pazarla birlikteyiz. Murat hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Transfer sürecini konuşacağız, takım içi uyumları konuşacağız, oyunuz maçları konuşacağız ama ben öncesinde senin gerçekten nasıl olduğunu merak ediyorum açıkçası. Çünkü çok yoğun bir fikstürünüz var. Çok yoğun antrenmanlarınız var. Bu zorlu ve yoğun antrenmanlarda fikstürde bize vakit ayırdın. Öncelikle teşekkür ediyorum geldiğin için. Sadece iyiyim demeden nasıl olduğunu bizlere anlatırsan çok sevinirim. Çünkü voleybolcu olmak iyi ve başarılı bir voleybolcu olmak bence göründüğü kadar kolay değil. Mutluyum. diyeyim öncelikle. Onun dışında bazen fiziksel olarak orada değil ama mental olarak oradayım. Çünkü çok zorluyor bizi. Fikstür bizi çok zorluyor. Ama mutlulukla birlikte bazı şeyleri kapatabiliyoruz, üstünü örtebiliyoruz. Onun dışında başka söyleyebileceğim bir şey yok. Sen iyi zaten bizler de iyiyiz. Takım da iyi. Takım iyi olduğunda bizler de iyi oluyoruz tıpkı sizin gibi. ilk olarak sezonla ilgili bir genel değerlendirme yapabiliriz bence. 19 maç ligde 19 maç, 18 galibiyet, bir yenilgimiz var nazar boncuğu olsun. Sev Cup'ta yarı finaldeyiz. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda yarı final mücadelelerine çıkacağız ve son olarak da kupa voleyde yarı finale yükseldik. Şu anda yer aldığımız bütün branşlarda hedefimiz şampiyonluk. Sen genel olarak sezonu nasıl değerlendirirsin? Yani beklenenin üstünde bir performans veriyoruz. Ben zannetmiyorum ki e, sezon başı. Dışarıdan bakış olarak söylüyorum sadece. Kulüp kulüp içi olarak bence zaten bekleneni yapıyoruz. E, beklenenden fazlasını da yapmaya çalışıyoruz tekrardan. E, dışarıdan bir bakış olarak e, performansımızın çok üstündeyiz. İyi bir voleybol oynuyoruz. E, kazanıyoruz. E, kazanmayı alışkanlık haline getiriyoruz. E, kötü günde dahi kazanabiliyoruz. Evet. Bu da bizim motivasyonumuzu daha yukarı çıkartıyor. Dediğim gibi yorgunluğu göz ardı etmemizi sağlıyor. Çünkü nihayetinde kazanmayı kazanmayı amaçlıyoruz. Antrenmanlarda da dahil herhangi bir antrenman maçı dahi yapsak tartışmalar çıkıyor sayılar üzerine. Kazanmak için Evet kazanmak için. Bu da bizi ileriye taşıyor. Peki bu takım içindeki kazanmak için birbirinizle verdiğiniz ya da antrenmanlardaki rekabetiniz sizi muhtemelen çok fazla olumlu etkiliyordur. Evet evet öyle. Ya bazen çok fazla enerji harcıyoruz kazanmak için. Bu da bizi ileriye götürüyor. Diğer türlü kazanmak istememek çok saçma bir durum. Yani antrenman maçı da olsa, bir tane sayı da olsa kazanmak gerekiyor Yani bu durumda mesela bazen antrenörlerimiz işte hakem oluyorlar. En, en büyük zorluğu onlar yaşıyorlar. Tabii şu an hangi oyuncuma karar vereyim onlar da muhtemelen zor. Ya kesildir. hayır şimdi bazen içeride dışarıda karar vermek gerekiyor. Zor bir karar veriyorlar. Çünkü herkes vurduğu topun içeride olmasını istiyor. Bu da işin tatlı bir şeyi. E tabii takım içi rekabet ya da takım içi eğlenceli anlar muhtemelen çok değerlidir. E program öncesinde biraz sohbet etme şansımız oldu ve tam program öncesinde aslında ben senin en azından dışarıdan yaptığım gözlemle çok sakin bir karakter olduğunu söyledim. Sen de sakinim ama sağ içinde bu sakinlik değişiyor dedin. Onu peki nasıl başarıyorsun? Dışarıda gerçekten en azından gözlemlediğim kadarıyla çok sakin bir karaktere sahipsin. Ama saha içinde maçları izlediğimizde ki ledimizde de fotoğraflarım var. Aldığımız her sayıda yaptığın, her ucunda ya da yaptığın her asiste inanılmaz bir azim. Sanki saha dışındaki sakin kişilik ve saha içindeki Murat pazar arasında çok farklı bir dağlar kadar fark var diyebilirim açıkçası. Şimdi havai fişekler patlıyor. Maçta değil mi? Her yerde aslına bakarsan. Yani dışarıdaki sakinlikte genelde kendimi sakinleştirmek istediğim için, dengede kalmak istediğim için. Çünkü iki taraftan bir tarafa çok yönelince kendime zarar veriyorum. Etrafıma da zarar veriyorum. O yüzden birazcık zaman aldı. Belki bu yaşıma gelene kadar birazcık zaman, birazcık zarar gördüm bu durumlardan. Öğrenmeye çalışıyorum. Hala kendimi öğrenmeye çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Saha içi de bilmiyorum kazanmak istiyorum. Yani İyi şeyler yapmak istiyorum. İnsanların yanındaki insanların iyi şeyler yapmasını istiyorum. Onlara yardım etmek istiyorum. Ee, onların sorumluluklarını almak istiyorum. Onlara fazla sorumluluk yüklemek istemiyorum. Ee, yani Çünkü genel olarak çok aslında. sakin kalmaya çalışıyorum. Kendi içimle konuştuğum zamanlar da oluyor. Önemli önemli sayılardan önce ee, en doğru tercihin ne olacağını düşünmeye çalışıyorum. Yardım alıyorum bunun. Ee, bunu sadece tek başıma yapamam, yardım alıyorum. Ee, zor oluyor, zor oluyor. Tabii ki de zor oluyor ama kıymetli oluyor. Sonunda kazanınca ya da o sevgi size geliyormuş. Kaybetsek de kaybetsek de kıymetli oluyor çünkü yani o bir o bir süreç yani başarı başarı o bir süreç haline geliyor. Onu öğrenmedeki keyif çok daha fazla benim için. E peki sen şimdi e, kurduğun cümleden yola çıkarak bu soruyu yönelteceğim sana. Yanımdaki insanların sorumluluklarını almak istiyorum. hani e, Onlar için de bir şeyler yapmak istiyorum dedin. Yine program öncesinde konuştuğumuz bir e, soruya geleceğim aslında. E, yeni sezonda Fenerbahçe parola paranın ilk altısına baktığımız zaman e, Yiğit Gülmezoğlu, Dik Koy, e, Mahdi Gaziyani ve sen. E, genel olarak ilk altıda gördüğümüz isimler olarak 6 oyuncunun dördü yeni transfer. Ama ya, bu altı oyuncunun İlk defa bir arada oynadığını söyleseler ben inanmam açıkçası. Çünkü aranızda gerçekten inanılmaz bir uyum yakaladınız bir anda ki yine milli takımlarda, altyapılarda birlikte oynadığınız isimler var. bu uyumu neye bağlıyorsun? İlk senenizde gerçekten bu kadar başarıyı aç bir grubun, Fenerbahçe çatısı altında bu kadar performansı iyi olmasını neye bağlarsın? Ya bunu öncelikle oyuncuların karakteristik uyumlu olmalarıyla alakalı derim. Yani ismen konuşmamız gerekirse, yani Yiğit zaten çok uyumlu bir insan. Ee, yani buraya gelmeden önce de zaten konuştuğum bir insan. Yani burada beraber olmak istediğim bir insan. Ee, Mehdi ile burada tanıştım ama çok uyumlu bir insan. Yani başarmak istiyor, yükselmek istiyor. Ee, yani yardım istiyor. O zaman yardım tabii ki de yardım edeceğiz yani. O noktada o, o ne kadar adım atarsa biz de o kadar adım atmak istiyoruz tabii ki de. Dikkat. Bir zamanda çok yukarılara çıkmış birisi. Polonya liginde geçen sene onunla oynadım, ona karşı oynadım. tekrardan burada Fenerbahçe'yi yukarılara çıkarmak istediğini söylediğinde de mutlu olmuştum. Bu da bir uyum göstergesiydi. onun dışında kimi söylemiştin? Bu, bu da bir de sen varsın yani. Şu anda yani en azından ilk 6'da sayabileceğimiz hani, 4 isim. Yani ben de e, dediğim gibi hani şimdi onların sorumluluklarını almak istiyorum derken şu şekilde ya onları kolay noktada topla buluşturmak istiyorum. Bunun için çabalıyorum. Bu beni de geliştiriyor, onları da geliştiriyor. Bu antrenmanlarda gösterdiğimiz özveri de uyumu arttırıyor. Yani uyumu azaltmıyor hiçbir şekilde. Yani biz sürekli yukarı doğru gitmeye çalışıyoruz. Ya da gidemediğimiz noktada orada tutmaya çalışıyoruz. Yani özverisiz tabii ki de olmaz. Ee, sadece oyuncuların e, iyi, iyi huyları, iyi karakterleriyle bu uyumu sağlayabiliyoruz. Ve sonra da galibiyetler geliyor evet, aslında. Evet, evet. evet. Bu programda aslında, Smaçör programında ilk kez taraftarlarımızdan da ben soru almak istedim. Ee, senin konu kalmadan önce Fenerbahçe TV sosyal medya hesabından ve Fenerbahçe voleybol hesabından da paylaşım yapıldı. Ee, gerçekten çok fazla soru var ve ee, soruların yarısından fazlası Murat Pazarı çok seviyoruz. Lütfen iletir misin? Gerçekten çok fazla bir e, taraftar kitlen var desem yanlış olmaz. Çünkü Fenerbahçe voleyboluna gerçekten taraftarlarımızın inanılmaz bir ilgisi var. Hem kadın voleybolda hem erkek voleybolda ve e, seni de çok fazla seven ve çok fazla değer veren taraftar olduğunu söylemek istiyorum açıkçası. Zaten e, aslında sosyal medyaya girdiğinde ki az çok girdiğinde biliyorum. Bu sevgiyi görmek mümkün. Seninle ilgili yapılan çok güzel videolar var, çok güzel yazılar var. Onları görebiliyor musun, izleyebiliyor musun? Onlar hakkında neler söylemek istersin? Ya izliyorum, görüyorum. Bazen çok işine dalmamaya çalışıyorum çünkü yani işime devam etmem gerekiyor. Bunları yaptığım şeyleri yapmaya devam etmem gerekiyor. Mutlu ediyor beni bunları görmek. Yani bir, bir çağrı yaptıktan sonra bu kadar taraftarı o tribüne doldurmak da mutlu etti. Hiç kimseye teşekkür edemedim. Hiçbir sosyal medyadan teşekkür edemedim. Ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Çağrımıza kulak astılar ve geldiler. Çünkü gerçekten çok ihtiyacımız vardı. O gün de söyledim. Atmosfer değişti. Takım içi atmosfer de değişti. Belki birazcık stres yapmış olabiliriz ama... Yani bu da bu da işin işin tatlı tatlı Tabii şeylerinden bir tanesi. E, gerekli mücadeleyi her zaman verdiğimizi düşünüyorum. Vermede devam edeceğimizin sözünü veriyorum. Ben Galatasaray maçı ile ilgili biraz e, ligde oynadığım son Galatasaray maçıyla ilgili konuşmadan önce yönetmenimden rica etmek istiyorum. O maçın ardından yine ben oradaydım. Seninle bir röportaj gerçekleştirdik. Röportaj sırasında e, sadece yüz ifadelerini bile görsek aslında mutluluğun çok net bence kameralara yansımış çünkü biz bir yandan senin röportaj yaparken hem senin gözündeki mutluluğu çok net görebiliyoruz hem de gözün bir yandan tribünlerde çünkü bir önceki maçta çağrı yaptın ve çağrının hemen ardından taraftarlarımız o maçı doldurdu bu arada Mahdi Gaziani'nin yapmak istediğini yapmak yani Mahdi yaptığını yapmak isteyen binlerce belki de yüzbinlerce taraflar olduğunda ben sana söyleyebilirim. Gerçekten maçın ardından geldi. Seni başından çok istekli bir şekilde öptü. Çünkü gerçekten inanılmaz azim, inanılmaz tutkulu bir maçın ardından gerçekten yüzündeki gülümseme ve taraftara aşk dolu bakışın desem yanlış olur mu sence? Gerçekten inanılmaz bir ee, mutluluk dolu bakışlarım var açıkçası o maçın ardından en azından. Ben duygulandım açıkçası, o kadar insana karşı oynamak büyük bir hayaldi benim için. Bunu gerçekleştirdim onların sayesinde. Ee, bu arada bu şekilde beni kafamdan öpmek isteyenler varsa <laughs> e, diğer maçlara da bekleriz. Ben gitmeyeceğim, <laughs> söz veriyorum. Maçtan sonra da orada duracağım. Onlarla fotoğraflar çektireceğim. Bu arada gitmiyorsunuz normalde. Gitmeyeceğim. Yani. Gitmeyeceğim. Çünkü onlar bizim için değerli. Ben değerli olduklarını hissettirmek de istiyorum. Ee, gerekiyorsa salon görevlileriyle tartışmıyoruz <laughs> da. Yani. yani onlara sadece ufak tatlı örnekler veriyorum diyorum. Yani sen orada olsan şu anda sen kızınla benim için fotoğraf çektiriyor istemek istesen. Hani ben de gitsem. Üzülmez miydin diyorum. Görevliler de diyor ki tamam tamam ışıkları 10 dakika sonra geç kapatırız diyor. Birazcık da öyle şey yapmak <laughs> gerekiyor onlara. Tatlı sert atışmalar. Yok tatlı değil. Aslında yani anlamalarını sağlıyoruz birazcık o şekilde. Onlar da 10-15 dakikadan müsaade ediyorlar. Yani biz bu şekilde e, bizim için oraya gelen insanları belki son kez geldi. Yani son kez izliyor beni. Çok güzel olsun isterim ben. İlk defa geliyorsa da çok güzel olsun isterim. Unutulmaz Unutamayacağım, olsun. Unutamayız bir yani. an olsun isterim. Çünkü oraya heyecanla geliyor. O biletini heyecanla alıyor geliyor. Öyle düşünüyorum ben yani. Yani ben sahaya çıkarken de öyle düşünüyorum. O sahaya ilk defa beni izlemeye ya da bizi izlemeye gelmiş bir insan, son kez gelmiş insan, onun için çok efsane bir şey olsun istiyorum. Bunu da burada başarabileceğimizi düşünüyorum. Mutlu ediyor. Peki biz şimdi çağrımızı Murat Yeni Pazarı başını dönmek isteyen taraftarlarımızı maça bekliyoruz şeklinde yapmayalım tabii ki ama şunun kesinlikle altını çizebilirim. Hem Fenerbahçe parola para hem de Fenerbahçe opet karşılaşmaların ardından neredeyse karşılaşma süresince tribünlerle bir iç içesiniz. Yani belki de salonda fotoğraf çekilmeyen tek taraftar kalana kadar bütün tribünleri dört tarafı da dolaşıyorsunuz ki baktığınız zaman en azından ben dışarıdan baktığım zaman bu yaptığınız iş bile gerçekten çok görücü. Ama siz az önce bahsettiğin gibi aslında belki de bir takım olarak ya da senin kendi içindeki düşüncenden dolayı o taraftar bizi desteklemeye geldiyse biz de onu mutlu edelim. Onu unutamayacağı bir anı bırakalım düşüncesiyle gerçekten çok önemli izler bırakıyorsunuz bence hayatlarında. Şimdi Galatasaray maçına gelmek istiyorum ama ilk Galatasaray maçına gelmek istiyorum. Onun da bir düşüncesini almak isterim. Deplasman da çok zorlu bir deplasman. Yine onların da taraftarı desteği gerçekten yatsınamaz bir destek. 2-0 geriye düşmüş bir Fenerbahçe parola para. Lapara. Ben bu sezon gerçekten erkek voleybol takımımızın 2-0 geriye düştü ve 3. sette 24-20 geride olduğu bir maçı bile açıkçası kazanabileceğine ihtimal veririm. Çünkü bu sezon gerçekten pes etmek ya pes etmemek nedir gerçekten bizlere gösterdiğinizi düşünüyorum. Önce ilk maçı değerlendirmen isteyeceğim. Ardından da yoğun taraftar desteğimizle iç sahada kazandığımız maça geleceğim. İlk maçla ilgili yani biz ilk maç için hazırlanmıştık. Şöyle hazırlanmıştık. Topları tekte bitirebileceğimizi düşünüyorduk ama çok büyük dirençle karşılaştık. Birazcık da sürpriz oldu bizim için. Yani tabii ki de Tekte sayı almak istiyor herkes. Çok zorlandık. Özellikle 2-2 set. Sonra biz bir kabul ettik durumun bu şekilde olmayacağını. Bu birazcık daha teknik açıdan konuşuyorum bunun için. Bunu kabul ettikten sonra da birazcık daha rahatladık oyun açısından. Sonra çok büyük bir mücadele verdik çünkü yani 0'dan 3 tane kesin almamız gerekiyor. Her arada file verme şansımız yoktu. Büyük mücadelenin sonucunda uzun rallilerde rakibi öyle kırdık. Yoksa çok zor bir maçtı yani. elden kayıp kayıp giden bir maçtı. Bu arada verdiğimiz ilk iki set şu anda biraz gözümün önüne geldiğinde çok şanssız olduğumuz anlar var. Yani o ilk iki seti de belki alıp maçı çok rahat 3-0 bitirebilirdik diye düşünüyorum açıkçası. Ya bu maçlar hep gel gitti maçlar. Yani 20'ye kadar geliyor. 20'den sonra gerçekten çok kaliteli 2-3 tane hareket yapmamız gerekiyor. Bunlar olmayınca da o set kaybediliyor bu bizim e, voleybolu 20'den sonra oynamamız gerekiyor. E, o maç için bunları söyleyebilirim. Peki e, Galatasaray değil herhangi bir zorlu deplasman düşünebilirsin, Avrupa deplasmanı düşünebilirsin. Dolu taraftar, dolu rakip taraftar önünde oynadığın bir maçı 3-0 mı kazansan daha e, mutlu olursun yoksa 2-0 geriye düştüğün ve rakibin e, ateşi taraftar topluluğu önünde 3-2 mi kazansan seni bir sonraki maç için daha motive eder diye açıkçası şu an merak ettim. Ya tabii ki 2 set iki set verme taraftarı değilim. Hiç kimse de değildir bence. Ama 2-0'dan <laughs> 3-2'nin döndürmenin verdiği zevk bence ya taraftarlara verdiği zevki anlatamam bu arada ben bir taraftar olarak söylüyorum. Öyle zorlu bir deplasmanda 2-0 geriye düşüyoruz. Tamam keşke düşmesek ama o 2-0'dan maç dönünce de en azından kendi adıma konuşayım verdiği zevk gerçekten bambaşka oluyor. Ben öyle düşünmüyorum. Tabii siz sahadde 5 set <laughs> Çünkü, oynayınca. evet 2 gün sonra başka bir maç oynamamız gerektiği için böyle düşünmüyorum. Çok da gerçekçi bir örnek verdim bu arada. Galatasaray'ı evet. 3-2 yendik. Ardından Akkuş Belediyespor karşısında kupa maçına çıktı kupa evet. voleyde. O maçı 3-1 kazandık. Şimdi de bir sonraki maçımız 20. hafta cumartesi günü Ziraat Bankart karşısında zorlu bir deplasman Ankara'ya yolculuğunuz olacak. O maçla ilgili de Birkaç cümle almak isteriz senden. Hmm. ilk maçta burada çok çok iyi oynadık Ziraat Bankası'na karşı. Çok iyi servis aldık, çok iyi bloklar yaptık. Onlar da çok kuvvetliler. Aynısını yapmamız gerekiyor Ankara'da. O maçta da çok fazla taraftar desteği vardı İstanbul'da burada. Yani Ankara'da da aynı şeyi görebilir miyiz bilmiyorum. Yani tekrar bir çağrı yapmamız gerekiyor ama ben ağlamıyorum bu çağrıyı yaparken. Sadece görmek istediğim şeyi söylüyorum. Ee, hak ediyorsunuz bu arada ben, ben bunu söyleyebilirim. Hak, o kısmı bilmiyorum. Hak ediyor muyuz, hak etmiyor muyuz bilmiyorum. Sadece e, dediğim gibi daha önce de söyledim. Yani biz belki tanınmıyoruz, ismen bilinmiyoruz. Ama çubuklunun yalnız kalmaması gerekiyor. Öyle düşünüyorum. E, yani... Ankara'da saat kaç olursa olsun, çünkü bu da bazen saatlerde bahane olabiliyor. Saat kaç olursa olsun ben onun da dolu olmasını isterim. Her zaman isterim. Yani bu sadece Ankara için geçerli değil tabii ki de. E, itici güç olsunlar. Bizi ittirsinler, daha iyi yapmaya teşvik etsinler. Çünkü yapmaya çalışıyoruz zaten. E, bu şekilde de taşlandırmış oluyoruz. Cumartesi saat 1'de oynayacağız. E, İstanbul'u gördük. İstanbul muhteşemdi. Sıra Ankara'da. Söylüyorum. Bilmiyorum sıra Ankara'da evet. Sırayla bence bütün illerimizde bu taraftar desteğini görmemiz mümkün. Bence de mümkün. Bence de mümkün. Fenerbahçe taraftarı isterse kesinlikle başa Bence maçabilir. de mümkün. Ve e, kesinlikle sen e, bence mütevazısın bu konuda ama kesinlikle sonuna kadar desteği hak eden bir takım Fenerbahçe parola para. Lapara. Şimdi notlarıma bakarken fark ettim. Galatasaray maçıyla ilgili ufak bir soru daha sormak istiyorum. İkinci set 13'e 5'lik bir Galatasaray üstünlüğü vardı. Galatasaray'a de sigorta üstünlüğü vardı. Ve senin servis turuna geldik. O servis turunda üst üste 4 sayı bulmuş. Fenerbahçe, Parola, Para. para. E, sayıları aldıktan sonra herhangi bir gerginlik hissettin mi? Çünkü e, aradaki fark 8. İkinci seti versek belki de maçta bir anda dengeler değişebilir. 2-0 geriye düşmek gerçekten çok zor ekrandan izlediğimiz kadarıyla servis atarken ellerim bile titremedi gerçekten. belki dışarıdaki sakin kişiliğini o an sahada da içinde havai fişekler mi patlıyordu yine? Ya orada zaten oraya bir edit yapmışlar. Yani kendimden korktum. Bazen öyle olmak istemiyorum, öyle gözükmek istemiyorum. Sadece orada o gerekiyormuş. Ben yani o yani o o ana kendimi kaptırdım birazcık. Çok böyle sinirliyim falan. ama yani o agres yani o agresiflik adrenalinle bence. Yani biraz. o agresiflik lazımmış. Yani kendimi de yargılayamam, o agresiflik lazımmış. Takıma da lazımmış. Yani bana da lazımmış. Elim titredi mi bilmiyorum hatırlamıyorum o anı. Sadece topu topu yemek istiyordum böyle bir iki tane topu sıktığımda video fotoğraf vardı. Ya yani çok yapmak isteyince böyle oluyor. E bazen bu ters de tepebilir ama o an tepmemiş yani o an ee, o an mesaj gereken yere iletilmiş diyeyim ve e, sonrasında da çok büyük geri dönüş yaşadık büyük ihtimalle. Galiba oradan sonra başladı. Orada bir fitil ateşlendi aslında. Evet, evet, evet. Zaten o lazımdı. O, öyle bir şey lazımdı. Dediğim gibi o, o, an o gerekiyordu. Öyle bir öyle bir pozisyon yaratıldı. Orada da ben vardım. Başkası da olabilirdi. Benden sonra e, başladık oynamaya. Herkes daha fazla servis atmaya başladı. Yani daha da cesaretlendik diyeyim. Nasıl söyleyeyim? O maç için çok da güzel oldu. O, o gerekiyordu. O gerekiyordu. Her maçın atmosferi farklı oluyor. Her maçın o hissiyatı, o anda ne gerekiyorsa, o kısım birazcık değişik oluyor. Bir sonraki maçta nasıl bir durum yaşanacak bilmiyorum. Bilemiyoruz. Bu da işin güzelliği aslında. Ben programımızı yavaş yavaş toplamadan önce sana son olarak varsa taraftarlarımıza bir mesajını almak isteriz. Hem taraftarlarımız tribünlük taraftarlarımız hem de gerçekten Murat yeni pazarı ben sosyal medyada çok çok fazla ilgi olduğunu gördüm. Varsa hem sosyal medyada sana gösterilen ilgileri hem de tribünlük taraftarlarımıza varsa söylemek istediğim şeyler onu da almak isteriz. Hmm. Çok ani oldu değil mi Düşündüm Yok, düşünsene. ani olmadı aslında düşündüğüm ama çok fazla konuşmayı tercih etmedim şeylerde birazcık da. Çünkü konuştukça insanlar hani abartma Murat her maça gelemeyiz. Nazire söyledim ya. Tamam her maça gelmeyin. Siz seçelim, maçta seçelim. Ama orada orada olun bizim için bizim için gerçekten önemli. Biz mutluyuz. Bunu, bunu, bunu göstermekten de gocunmuyoruz, mutlu olduğumuzu. Gerekirse ağlarız yani şey için. O ilgiden, o şeyden. Çünkü biz de duygusal insanlarız. Bunu da yaşıyoruz. Ee, onun dışında neden e, bol erkek takımını en yukarılara taşımayalım ki hep beraber? Ki bence taraftarlarının da desteği çok fazla. E, yukarılara taşımak. Kesinlikle konusunda. yani onların desteği, onların e, ilgisi e, bizi daha ileriye gitmeye itecektir. Yani Kesinlikle. daha da potansiyelimizi zorlamaya itecektir. Çünkü daha görmedik potansiyelimizi aslında daha görmedik. Evet çok uzun yol kat ettik şu ana kadar. Daha bir şey bitirmiş değiliz. Ee, yani neden Fenerbahçe erkek voleybol takımını eskiden olduğu gibi en yukarılara tekrardan taşımayalım? Bence bu soruyu senin nezdinde tüm taraftarlarımıza yöneltmiş olalım burada. Çünkü gerçekten hem Fenerbahçe Paralapara hem de Fenerbahçe Opet sonuna kadar desteğe e, hak eden iki voleybol takımımız, voleybol şubemiz gerçekten sonuna kadar desteği hak ediyor. E, Murat Pazar'ın e, da nezdinde ben bütün taraftarlarımızı İstanbul dışında, İstanbul içinde e, yer alan taraftarlarımızı müsait oldukları her zamanda salona e, Fenerbahçe'yi desteklemeye gerçekten davet ediyorum. E, Smaçör'ün yeni bölümünde Fenerbahçe parola paranın başarılı oyuncusu Murat Yenipazar'la birlikteydik. Ona da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bir parantez açsaydık. Açalım peşke. onu. E, ben yöneticilerimizle de konuştum. Kaptan Eda Erdem'le de konuştum. 8 Mart. Evet 8 Mart için. Ben mesajlar da alıyorum. Neden ben Eda ablaya pas atmayayım. İşte Dırça Emre'ye pas atmasın diye. Geçen sene yapıldı. Bence çok güzel bir organizasyon oldu. Biz de heyecanlı oluruz böyle bir durumda. Taraftar da çok heyecanlı olur. Neden böyle açık bir yerde, yani taraftarın da gelip izleyebileceği böyle keyifli bir aile ortamı yaratmayalım. Bilmiyorum programları bilmiyorum şu anda nasıl bir müsaitlik olur kadın takımı programında bizim programı da bilmiyorum bilmeden konuşuyorum şu anda kusura bakmasın kimse bilmiyorum çünkü Ama sadece ki boşluk sadece var. hani isteğimi diletmek iletmek istiyorum neden böyle bir atmosfer yaratmayalım çok güzel olur biz çok keyif alırız Taraftar çok keyif alır çok sıcak bir ortam olur. Öyle düşünüyorum. Evet ben de sana katılıyorum. Umarım bu isteğini 8 Mart'ta ya da 8 Mart haftasında hem taraftarlarımız hem de biz de izleyebiliriz. Smaçör'ün yeni bölümünde Murat Yeni Pazar'la birlikteydik. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyoruz. Yoğun fikstürde bizlere vakit ayırdığı için. Programımızı burada noktalıyoruz. Başka bir Smaçör'de görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.